Masal zamanı çocuklar. Kırmızı başlıklı kıza ne dersiniz? Evet. Ben kırmızı başlıklı kız olmak istiyorum. Ben de büyük kötü kurt. Allah Allah. Buki bu fikri pek sevmedi galiba. Herkes hazır mı? Evet. Bir kız varmış kırmızı başlıklı. Gitmiş hasta büyük annesine. Kestirmeden gideyim, o iyi değil. Kısa bir ziyaret büyük anneme. Sakın unutma, yabancılarla konuşmak yok. Tamam söz. Anne vermiş kıza yemekler. En sevdiği peyniri büyük annenin. Kesmiş ama yolunu ormanda bir kurt. Selam canım, nereye gidiyorsun? Demiş. Sen bir yabancısın değil mi? Seninle konuşmamam lazım. Ama hasta büyük anneme gidiyorum. Biraz peynir ekmek götürüyorum. Sonra kız gitmiş ama kurt zeki. Biliyormuş büyük annenin evini. Ortalama bir kurda göre zekiyimdir. Kurt girmiş büyük annenin evine. Saklayacağım seni gözden uzak bir yere. Onu kitlemiş dolaba, girmiş yatağa. Onun şapkası kafasında. İmdat dedi büyük anne. Gir içeri canım. Büyük anne demiş kız, girmiş içeri. Merak ettim, nasılsın, iyi mi? Ben çok iyiyim. Ama garip sesi. Büyük anne, ne zamandır senin bıyığın var? Oho. Büyük annemin bıyığı var. Olamaz. Büyük anne, ne büyük kulakların ve de gözlerin ne kadar büyük. Büyük anne, dişlerin çok büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için. Hayır. Olamaz, hayır. Hayır. Kolaysa yüzüme söyle. Seni daha iyi yiyebilmek hayır, için. Hayır. Bir daha düşününce. Hayır, hayır. Dedi kırmızı başlıklı kız ve bir avcı ormandan fırlattı. Kapıyı kırdı, tuttu canavarı. Şimdi görürsün sen. Dedi avcı. Sen büyük kötü kıllı bir kurtsun. Kötülük yapmaktan vazgeç. Yoksa hiç arkadaşın olmaz. Avcı kurtardı büyük anneyi ve kız döktü birden içini. Konuştum bir yabancıyla, İtiraf etti. Şimdi dersimi aldım dedi. Şimdi dersini almış öyle dedi. Vay, büyük kötü kurt kesin dersini almıştır. Tabii ki aldı ve onu çok uzaklara yolladılar. Bir daha da geri dönmedi. Büyük kötü zorbalara ne olduğunu gördünüz mü? Tabii ki. Şimdi bu hikayeden alınacak ders nedir? Asla bir kurda taze ekmeğin ve peynirin olduğunu söyleme. Anne, bize Jack ve fasulye sırığı hikayesini anlat. Fasulye sırığı nedir? Bir çeşit çorba mı? Hayır, saçmalama. O aslında bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Bir zamanlar Jack ve annesi yaşardı bir çiftlikte. Fakirdiler, yok yemekleri. Plan yaptılar geçinmek için. Jack, git ineğimiz Bessie'yi sat. Bu parayla daha çok ekin yetiştirebiliriz. Pazarda Jack Bessie'yi sattı. Garip giyinmiş genç kıza. Selam genç adam. Eğildi zarifçe. İneğinize veririm fasulye. Bunlar büyülü fasulyeler. Vay. Gökyüzüne erişecek kadar büyürler. Vay. Jack gitti eve annesine. Gördü fasulyeyi anne. Attı onları dışarı. Jack sadece fasulye mi? Ağladı. Ama anne, bunlar büyülü fasulyeler. Of, büyüymüş. Ertesi gün fasulyeler dev gibi büyüdü. Vay be. Jack tırmandı çok yükseğe. Buldu gökyüzünde bir kale. Vay, şuna bak. Ama girdiğinde kaleye, büyük şişman çirkin yüzlü dev geldi gümbür gümbür.
leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Jack o kadar korkmuştu ki dev altınları sayarken Jack bir dolaba saklandı. Büyük yaşlı dev uyuyunca Jack kaçtı bir altınla. Karar verdi geri dönmeye. Ama dua edeyim ben önce. Lütfen, lütfen beni kötü yaşlı devden koru. Tırmandı kaleye ve gizlendi. İşte dedi, devin hazinesi. Çabuktan altın yumurtalar. Dev saydı ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, 5'ten sonra ne geliyordu? Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Çabuk ol Jack hızlı. Oh, pardon, yanlış hikaye. Jack hızlıydı, çabuk davrandı. Kaptı küçük beyaz tavuğu. Hatta bir de arpa aldı. İndi sırıktan aşağı. La la. Ama dev hızla Jack'in peşine düştü ve kendini fasulye sırığının üstüne attı. Eve dönünce aldım bir balta. Kestim fasulye sırığını. Büyük yaşlı dev düştü oradan. Gören olmadı onu bir daha. Jack ve annesi tavuğun altın yumurtaları sayesinde iyi bir hayat yaşayabilirler. Anne bir ziyafet hazırladı. Geldi bütün komşular. Arp çaldı ve söyledi. Jack bir yıldız parlayan. Jack yıldızsın sen. Sonra? Fasulye sırığı çorbası yaptılar mı? Hayır, ama artık altın yumurta veren bir tavukları var. Ama altın yumurtayla dişini kırabilirsin. Evet, hikaye anlatma sırası kimde? Sıra bende. Ben aslan ve farelerin hikayesini anlatacağım. Fare demek istedin herhalde. Bu sefer değil. Çünkü hepiniz küçük fareler olacaksınız. Kuvvetli güçlü aslan uyuyor yuvasında. 3 küçük fare geldi baktı ona. Yanlışlıkla biri çarptı onun pençesine. Ay pardon aslan bey. Bu yasak olmalı ama. Özür dilerim. Sizi incitmedim umarım. Bıraktı aslan farenin üstüne pençesini. Korktu diğerleri bağırdı. Seni yaramaz. Yalvarırım aslan bey dinleyin beni. Öderim borcumu bırakırsanız beni. Lütfen. En iyi arkadaşınız olurum. Lütfen. Tamam evet diyorum bu seferlik. Ama dağılın gözüm görmesin sizi burada. Sağ olun aslan bey. Borçluyum size. Sanırım her aslan değil, tehlike. Gidin buradan. Sen harikasın. Yani büyük aslan küçük farenin gitmesine izin verdi. Fiyo, bu korkutucuydu. Ama hikaye daha bitmedi. Anlat hadi. Evet, devam et. Aslan gitti ava yakalandı bir ağa. Debelendi başladı homurdanmaya. Kükretti çok güçlü duydu üç fare onu. Arkadaşın aslan mı? O tehlikede olamaz. Atlarınızı sıkı tutunun. Yani aslanlarınıza. Kurtarmaya gidiyoruz onu. Aslan ağladı yakalanmış ağa. Korkusuz fareler geldi yardıma. Kemirdi büyük bir deli kaçtı aslana. Kim derdi ki gurur duyacağım farelerle. Biz arkadaşız. Sonsuza dek. Bravo fareler. Dostlar aile gibi, aile dostlar gibi. Tutarım hep sözümü, güvenebilirsin bana. Burada ders arkadaşlık değil mi bay aslan?
arkadaşlık hediye, seni özgür kılan. Yani bu hapsolmuş bir aslanın hikayesi mi? Hayır, saçmalama. Bu arkadaşlıkla ilgili. Ve iyilikle. Kesinlikle öyle. Arkadaşları yalnız bırakmamakla ilgili. Bunu sevdim. Çok tatlı. Bir zamanlar... Hayır, dur. Tamam. Hikayeyi sen mi anlatmak istiyorsun? Hayır. Sadece şey demeyi seviyorum. Bir zamanlar... Üç küçük ayı gitti oynamaya. Bugün yapacağım bir ev samanla. Dedi bir ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama kötü bir kurt onu uyandırdı. Olamaz! Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Au! Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Saman yerine dal kullanmalıydım. Gitti iki ayı oynamaya. Evim çubuklardan olacak, baksana. Dedi ikinci ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama yine o yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Olamaz. Sanırım o kötü yaşlı kurdun yıkamayacağı bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Sadece küçük bir ayı, çabuk düşünmeli. Sağlam tuğlalardan yapacağım ben evimi. Dedi üçüncü ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. İnanabiliyor musunuz? O yaramaz yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Hayır. Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Denedi denedi ve tekrar denedi. Şşt. Toparla kendini. Sonra evi yıkabildi mi? Tabii ki bunu asla yapamadı. Tuğlalar çok sağlamdı. Peki kötü yaşlı kurda ne oldu? Bir daha onu gören olmadı. Kurtlar böyleler. Evet, böyleler. Babacığım. Bir zamanlar ormanda evde üç boz ayı yaşıyordu. Baba ayı, anne ayı, bebek ayı yemek yemeye oturdular. Çok sıcak, dedi baba ayı, haydi ormana gidelim. O anda goldiler geldi çalılıkların arasından. Tak tak tak, kimse yok mu? Goldie geldi ve mutfağa girdi. Güzel kokuyor. İzni yoktu ama yemeğe oturdu. Baba ayının püresi çok sıcak. Anne ayının püresi
çok soğuk. Bebek ayının püresi harika, harika, harika. Sonra goldiller doydu, tembel ve yorgundular. Salonda üç sandalye gördü, üç farklı boyuttaydılar. Çok rahat gözüküyorlar, haydi biraz dinlenelim. Baba ayının sandalyesi çok sert, anne ayının sandalyesi yumuşak. Bebek ayının sandalyesi harika, harika, harika. Goldie oturur oturmaz sandalyesi parçalandı. Goldie yukarı çıktı ve üç yatak gözüne çarptı. Çok rahat gözüküyordu, babanın yatağına kırıldı. Baba ayının yatağı çok sert, anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı harika, harika, harika. Goldiler uykuya daldı, üç ayı eve geri geldi. Girdikleri anda anladılar, yalnız değillerdi. Birisi benim püremi yemiş, dedi baba. Birisi benim püremi yemiş, dedi anne. Birisi benim püremi yemiş. Bitirmişler, bitirmişler. Oturma odasına girince sizce ne fark etmişler? Birisi sandalyeme oturmuş, dedi baba. Birisi sandalyeme oturmuş, dedi anne. Birisi sandalyeme oturmuş. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yukarıda yatak odasında sizce ne fark etmişler? Birisi yatağında yatmış, dedi baba. Birisi yatağında yatmış, dedi anne. Birisi yatağında yatmış. İşte orada, işte orada. Goldiler uyanınca üç boz ayıyı gördüler. Kız bağırdı, İmdat! Zıpladı ve oradan uzaklaştılar. Merdiven ve kapıdan Goldiler yok oldular. Üç boz ayı çok şaşkındı.